Cenab-ı Hak emanetçiliğiyle. Evet. İnsana en enamında öyle bir miftah vermiş ki. Evet. Mesela içi karpuzlarla, meyvelerle dolu bir saray var. Anahtar vermiş, kapıyı açtık. İçeri girdik. İçeride gördüklerimiz, şahit olduğumuz, yediğimiz, içtiklerimiz anahtara benzemiyor. Anahtarla ona girdik. Miftah vermiş ki, ne olur buna, vermiş de ne olur, insan ne gözükür? Alemin bütün kapıları ona açılır. Tamam mı? Alem. Sonra başka ne yapmış bunun? Ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki, ne değil bu, enaniyet vermiş. Enaniyet neydi? Mizan, liste, firiste, harita gibi. Ne yapmış peki o verince ne oldu? Ene verince alemin bütün kapıları açıldı. Enaniyet verilince ne olmuş? Hallak-ı kainatın künüz-ü mafiyesini onunla keşfeder. Fakat ondan sonra değişiyor. O zaman şu uygulayalım. Enaniyetin içinde kar da var, zarar da var değil mi abi? Enaniyet içinde ikisi de var. Enaniyet içinde öyle bir şey yok. Ene de zıtlık yok. Ama enaniyette zıt var. Abi bir şey söyleyebilir miyim? He. Şimdi az önce Osman bir şey hatırlattı. Şimdi siz hep derdiniz ya, sır zıtları bir arada tutan, tılsım değiştiren, dönüştüren. Tamam mı? Yani bu çok güzel bir şey. Şimdi enaniyet ile eneyi aralıyoruz. Enaniyet ile eneyi aralıyoruz. Enaniye ene dönüşüyor abi. Dönüşen ene. Çok güzel. Aynen doğru. Çok güzel. Bak mesela. Tılsım neydi? Dönüştüren. Şey ötekisi? Sır zıtları bir arada tutan, dönüştürmeden, değiştirmeden. Dönüştürmeden bak. Zıtları bir arada tevhid yani. Birbirine dönüştürmeden ama tutuyor. Bu tevhid. İman, küfür, hak ve batıl. Bu sır. Zıtları zatında tutuyor. Sır sahibi bu. Evet. Tılsım ise dönüştüren. Tamam mı? Evet. Şimdi zıtları cem eden ene. Dönüştüren enaniyet. Çünkü niye? Enaniyette iki yön var. Enaniyette. Bir menfisi var. Mana ismi, mana harfi. Mana ismi, mana. Ama enenin mana ismi, mana harfi yok. Bunun kimse haberi yok zaten. İnsanlar enaniyetten ruzname, takvim, miftah falan ene ceberdir. Enaniyet vücud haricisidir. Enaniyetin de mana ismi, mana harfi diye iki yönü var. Yapalım bunu. Hı hı. Bak. Ene. Enaniyet. Bunun da iki tane şıkkı var. Manayı ismi, manayı harfi. Tamam. Menfisi müspeti. Sultan abi, altlarına şeyi de yazdınız kırmızı kalemle. Emeğe sır, enaniyete de tılsa. Harika. O doğru. Zaten kendisi diyor usta. Onu yazayım, onu da çarpayım. Sır, tılsım. Zaten ustad diyor değil mi bunu? Evet. Enaniyeti bir tılsım. O zaman tılsımla sır nedir? Yazayım onu. Lazım. Sır. Zıtların zatında cem eden. Tamam mı? Bu makamda tılsım zıtları birbirlerine dönüştürüp değiştiren.
Tamam, doğru mu? Doğru. Tamam, böyle bakınca daha değişiyor. Şimdi bunda öyle mana ismane harfi yok. Bu sistem ya. Ama onda kafede uyanmamış. Bu ise mana harfi mana ismiyle değişiyor. Tamam. Şurada baktığımız zaman enaniyet şeydir, listedir, filistedir, haritadır. Haritada mehane de var. Evet. Değil mi? Çame de gözüküyor. Hak, batıl, hepsi cem etmiş. Hak, batıl var ikisi. O zaman serbest bölgede sureti ene değil, enaniyet gözüküyor. Cami de var, mehane de var. Ama şöyle bir şey var haritada. Şimdi malum haritada zahirde var, hakikatte yok ama. Evet, yok. Şimdi ene de hakikatte yok, zahirde sadece gösteriyor ama hakikatte böyle bir şey yok. Yok. Ha, ene, tabii ki ene zaten zata bakıyor. Yönü zattır. Bunun yönü mevcudata bakıyor. Yani yönü adeta birisi nur, birisi mana. Şimdi ene direkt olsa da bunu vermemiş olsa olmuyor. Çünkü sana mevhum rububiyetini, onun rububiyetini anlamak için bunu sana vermiş. O zaman meculda ene de iki yön var. Bir nur. Mana ve nur. Nur. Mevcudata enanet tarafı bakıyor. Enenin, onu da yazayım. Enenin, ene, şöyle sileyim. Enenin, mevcudat. Hemen, Hasan abi burayı hemen bir okusun Osman'ım. Bakın. Tamam, ben şey yapıyorum. Abi diyor ki, soru hemen şeyin devamı. İşte diyor Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, hakim, rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez. Ve o ne oldukları bilinmez, hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi, vehim tasavvurda serbest mi geliyor? Bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Harika. İşte kendinde sarahat. Kendinde bir rububiyet mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Tasavvurda bir had çizer. Enanın içindeydi de onlar enene çizmek. Bana diyor sana. 12, 52, tabii tabii. Ene önü önüne sokuyorsun. Her şey onun içinde. Ben şöyle dedim de hazırla bir çizdiği zaman öyle yok, diyor. Yok. Ha, enenin mevcudata bakan tarafına metrenin son ucu yani bağlandığı nokta orası. Enaniyet. Enenin zata bakan tarafına biriktirmiş. Yani o göze bakmak. Yani. Neydi? Neyse gözükmüyor. Onu da lanet yapar. İyi tasarlı bir hat çizir. Mevhum bir hattı mevhum bazıdır. Sence kal. Bak kadar benim. Cephe'yi de söylüyor abi burada. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diyerek bir taksime. Bakın çizgi çizdim ya abi. Bakın aynen Cephe'yi söylüyor abi. Kendindeki ölçüşüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Bir baştan al, baştan şuradan bir şu. Diyor ki abi, öyleyse hakiki, bir daha okuyor. Onun ne? Muhit sıfatlara? Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi, vehmi bir hattı çizmek lazım gelir, onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer, onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Ben cetvel yaptım. Evet. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Çizgi çizim ya bakın. Şu. Kendindeki ölçücükler. Ölçülere değil, ölçücükler, verilen ölçü. Tavali tasavvur olabilir. Onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Şey, ölçücükler dediğiniz var ya, suretler yani, tasavvurdaki tarifdekiler, evet. Hayat-ı tekviniyeler, evamül-i tekviniyedekiler. Zanların, vehimlerin. Tabi bilgilerin, bilgi. Şey, bilgi. Şimdi Allah'ın ilmi var, benim bilgim var. Evet. Onlarla ölçü. Bilgi, ilim. Allah'ın ilmi var, benim bilgim var. Şimdi,
Şuraya bakıyor musunuz? Nasıl bir el cevap abi bu ya? Acayip bir şey. Yani fıtratımız mesela bu konuyu şey yapmamıştık. Biz başka konuya, Mustafa bu hafta bizi mahvetti, yönümüzü değiştirdi. Arabayı çekiyor böyle. Ha, çekti, eriye doğru çekti vesaire. Ama güzel tarafı ne? Fıtratımız, aklımız, ruhumuz bunlar yorulduğu için bu yerleri sanki biz tetebat ettik, tamam mı? Ondan sonra tetebat ettikten sonra gelmişim sunuyoruz gibi. Ama değil, konuştuğumuz bir bakıyorsun taktan hepsi çıkıyor. Mesela biraz önce okudun, tasavvurda olduğu, enaniyet olduğunu, sezmez bölgenin, ondan sonra enaniyetin sureti olduğunu, sari ifadeler, hem de sari. Şimdi enenin kainatta mecur, tamam mı? Mecur. Görüyor musunuz? Şurayı şöyle yapayım da. Şöyle yapayım. Şimdi şurada bir mecul vardı. Tamam mı? Şuraya bakıyoruz. Hasan abi, he. Enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. Harika. Ay bak. He. Burası aynı rukun. Bak acayip arş-ı azam. O zaman serbest bölge sadece tahayyül ve tasavvur olmuyor. Hepsi serbest bölge oluyor. Nasıl yani? Bütün hepsi. Yok. Tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik. Herkes istediği şimdi, gibi yapıyor. Yok ya. Şuradan aşağıya bakın, şuradan yönü var. Bir de buradan yukarıya yönü var. Enenin. Enenin mevcudata bakan tarafına enaniyet, buraya bakan yönüne ene burası. Tamam abi? Şu. Şimdi bunun da 538 sözlerde Osmanlı bazılar yazdığı var ya, yaz bana falan da dedim ya onları. O defteri çekersin, fotoğrafı bana gönder, ben de defterimi kaydedeyim çünkü tamam. Bu derste işlenenim benim aklımla, fikrimle olsaydı o bilgiler benim de ona ihtiyaç duymazdı. Bana söylerseniz hepsini anlatırım abi. Ondan sonra dersin şeyi, Allah hepimizi kullanıyor. Ağacı kullanıp meyve verdiği gibi Ahmet Mehmet'in ruhunu kullanarak da hakikatini kendisi ifade ediyor. Yaptıran da odur. Menfiye vesile olan biziz. Deruhte eden, kusuru defterimiz. Bu bize, bu bizim alacağım. Mesela bunu ben kaydedeceğim. O kaydettik, gönder bana demek. Benim değil demek. Benim, bizim olsaydı bizden daha akıllı gayret insanlar var. Şimdi enede zıtlık yok demiştiniz ya. Evet, enede yok, enaniyette var. Ama enenin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Bu zıtlık değil mi peki? Ha, zıtlıktır. Bu ne yapmış? Bu bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Enenin bu zıttı tarafı enenin suretinde, dışarıya çıkışında. Enaniyet bölümü galiba. He, enaniyet bölümünde. Mesela diyelim ki bizim doktor diyoruz. Kim? Üç ötevi. Senin mesela bizim ailemizde ayrıdır. Ailenin ayrıdır. Akrabanın nazarında bir doktor. Bizim ailemizde senin o beşeriyetin yok yani. Bizim nazarında dima dersinde muhatabiyetimiz, kardeşimizden oluyor. Şimdi bir yerde enaniyeti, enaniyeti devre dışı yaparak zuhuratlarından bahseder. Mesela Allah yaptırıyor. Mesela diyelim ki birinci derste uçağa ben dedim ki insana istidat vermiş, beyin vermiş, ihtiyaç vermiş, akıl vermiş, uçağı yaptırmış. Havuz bunu devre dışı yaparak Allah yaptı diyor. Ya onlara ne takılıyorsun dedi, o yaptırıyor. O nedir? Enenin diğer nübüvvet tutmuş.
Ama ben ne yaptım? Araya enaniyeti soktum yani. Dişe vurucu. Burada icma edilmiş. Ama sana bu, oraya zıtlar vardı ki işte biz abi yazdığımızda. Hangisinde? Orada zıtların cebi dediniz ya. Orada bir anlaşmazlık var. Yapısında bu var yani. Nedir o? Celali ve cemali. Zıtlar dedi o yani. Ama dönüştürmemiş daha. Yani mesela yani zatında ne var? Allah cema ve celal. Birisi cennet, cehennem. Ama arkasında öyle bir şey yok ya. Surette böyle ateş var. Diyelim ki şeytan nudil esması, melaike nur esması. Burada iken bunlar arkada esma. Yani zıttır. Ama çatışan bir zıt değil. Birbirini tanımlayan. İçeride çatışmıyor ama dışarı çıkınca şey yapıyor zaten. Evet, evet. Zuhur ediyor. Evet, mesela bak. Mevcudata bakan tarafı. Evet, şu sır. Sırtlar zannında cem etmiş. Onu da istersen şey yapalım. Güzel bir şey yaptı. O zaman şöyle parantezin. Cemal. Aşağıda demek. Aşağıda. Orada onu bir. Celal. Yani çekirdeğin içinde çürük meyve de var. Sağlam da var ama dışarı çıkınca ayrılıyor mu? Ayrılıyor ama içeride bir şey yok. Mesela çekirdekte toprağa attın Mayıs 1. 30 sene sonra son yaprak verdi. Çekirdeği attığımız zaman Mayıs 1'de verdiği yaprak ile 30 sene sonra verdiği yaprak arasında zahirde 30 sene geçmiş. Ama çekirdekte başı da sonu aynı olduğu için tarih yoktur. Celal, Cemal, Kemal hepsi var. Kemal. Şunları kastediyoruz. Bu hangisine aittir? Şuna aittir arkadaşlar. Hani doktor şey yaptığı için güzel oldu. Zaten ama burada ise birbirine yok artık. Zıtlar yok. Dönüşüm var. Dönüştürmüş. Peki kalite nedir? Sır. Hem birbirine zıt bir şey tutacaksın, hiçbirisi olmayacaksın. Sır bu işte. Sır iki zıt değil. İki zıttı tutar. Mesela tevhid. Tevhid, hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, aydınlığı zatında tutuyor ama tutardır. Kendisi buna hiç benzemiyor. Sır, zatında zıtları cem etmiş ama dönüşüm yok, değişim de yok. Tılsım ise değiştirmiş.